Buraya televizyon gelecek ama mesela oraya televizyon gelince orada hiç çekim yapamayacağız. Çekim içinde... Oraya hayır, hayır, hayır. Hayır. Hemen göstereceğiz o zaman. Hemen çevir. Şu odayı kullanacağız. Hoppa! Böyle burada bir oda var. Ama niye göstermediğimi anladınız. Çünkü odaya giriyorsun tepeden don düşüyor kafana. Kameraya konuşuyorduk değil mi? Çünkü biraz unuttum galiba. Sesim de belki az çıkıyordur bilmiyorum. Çok terliyim şu an, koşturdum da biraz. Heyecan mı var ne acaba? Vallahi heyecandan da terliyor olabilirim aslında. Çünkü ardinal dolaşıyor vücudumda. Çok fazlaca ardinal hem de. Çok fazlaca ardinal. Hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah? Ne yaptınız? Neler yaptınız? Yokken. Aman işte biz de ne yapalım? Evlilik, iş güç falan derken vallahi billahi bayağı oldu yani herhalde değil mi? 2 ay falan en son videodan beri. En son çünkü düğün sezonu açıldı videosu gelmişti. O 2 ay önce falandı. Ama bunlar vlog gibi değildi. Yani yine vlog tarzındaydı ama şeydi. Böyle bir kerelik videolardı yani. O yüzden ben de düşündüm, taşındım. Dedim ki hazır hayatımın en yoğun dönemindeyken neden tekrar vloglara başlamıyorum? Aman yarabbi, bence müthiş bir fikir. Ve bu yüzden şu an officially vlogların 3. sezonunu başlatıyorum. Bu vloglara bir hikaye olarak başladım. İlk sezonda kendi hayatını, kendi düzensiz hayatını biraz düzene sokmaya çalışan bir adam olarak vardım. İkinci sezonda evlilikle beraber bu dağınık adamın hayatında neler değişiyor gibi bir şeyi size anlattım. Anlatmadım yani, daha doğrusu gösterdim yani, yaşadığım her şeyi çekince ortaya böyle bir şey çıktı. Ve şimdi de aslında 3. sezona başlamamız gerektiğini düşündüm. Şimdi bu 3. sezonun olayı şu. Bir iş kuruyoruz ben ve Tolga. Bu 3. sezonda bu kurduğumuz işi beraber kuracağız. Sizin gözünüzün önünde kuruyoruz bunu. Ve bu sezonun sonunda ya batacağız ya çıkacağız. Ve bunu hep beraber yaşayacağız. Dileğim batmamamızdan yana, çıkmamızdan yana ama hayat neler getirir bilmem. Ve şu anda gerçekten müthiş karnımızı doyuracak falan böyle bir müşterilere sahip değiliz. O yüzden gerçekten hepimiz için, yani bizim için olduğu kadar sizin için de bir macera olacak. Çünkü asla bilmiyoruz neler olacak hayatta. Bize neler getirecek, ne kadar başarılı olacağız, batmak var, çıkmak var, ne olacak bilmiyoruz. Bir yola giriyoruz hep beraber ve bu yolu da size olduğu gibi göstereceğim. Biraz heyecan verici bir şey aslında. Yani sonu belli olmayan bir dizi adeta. Şimdi kurduğumuz şirketi aslında uzun uzadıya anlatmayacağım. Çünkü zaten zaman geçtikçe hep beraber tam olarak ne yaptığımızı falan anlayacağız. Ama kısaca dijital ajans diyebilirim. Yani İnsanlara videolar çekiyoruz. İnsanlar bize geliyorlar. Bizim şirketimiz işte bilmem ne Facebook'a, Instagram'a reklamlar çekmek istiyoruz diyorlar. Ama çekmeyi bilmiyoruz diyorlar. Biz de biz çekelim ve reklamımızı yapalım diyoruz. Genel olarak böyle bir şey yapıyoruz. Ama mesela Tuğçe gibi müşterilerimiz de var. Yani bir fikirleri var ama bunu hayata geçirecek teknik becerilere sahip olmayan insanlar bize geliyorlar. Ve onlara hizmet veriyoruz elimizden geldiğince. Kısaca bu. Yani kısaca böyle bir şey ama zamanla dediğim gibi zamanla tam olarak ne yaptığımız falan belli olacak yani. Şimdi bugün çok sıkışık bir gündü. Şöyle bir şey aslında bu şirketin işlerinin olduğu kadar şöyle bir şey de var. Bir tane reklam geldi. Bir reklamda oynayacağım. Bir tane telekomünikasyon şirketinin reklamı. Bu reklam yarın sabah 5.30'da kalkacağım. 6.30'da set var. Cuma cumartesi günü çekim var. Ve şu an saat şu an 23.46. 5.30'da kalkmam için mesela 1'de yatsam bence benim için yeterli. O yüzden 1.5 saatte bu bölümün montajını yapmak zorundayım. Mükemmel. Tam benlik.
çok daha güzel bir bölümle karşınıza çıkmak isterdim gerçekten. Yani 3. sezonun ilk bölümü çok iyi olsun isterdim. Özel bir şey için uğraşmayı isterdim. Ama en özelini ararken hiçbir şey yapmayacaktım büyük ihtimalle. Çünkü öyle devam ediyordu. Yani 2 aydır sürekli tam başlıyorum vloglara ama güzel bir şeyle başlamalıyım dediğim için hiçbir zaman başlayamadım. Çünkü hiçbir şey beğenmiyorum. Bu bölümü de beğenmiyorum. Çektiğim diğer bütün bölümleri de beğenmiyorum. O yüzden beğendiğim bir bölüm yapana kadar da çekmeye devam edeceğim. Beğenmiyorum. Olmuyor bence. Yani üstüne bir şey koymuyorum açıkçası. Uğraşman lazım Sarp. Uğraşman lazım. Evet neyse. Hoş geldiniz 3. sezona. Hadi. Arabayı almaya geldim. Annem de duruyordu araba biraz. Şimdi onu aldım. Şimdi ofise gideceğim. Ofiste mi? Allah Allah, ofiste ne ola ki diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Selamünaleyküm. Ofis ne biliyor musun? Ha şimdi hoş bulduk. Evet, şimdi hoş bulduk da ama çok ayıp oluyor. Şimdi böyle beni böyle bu kıyafetlerle yakaladı. Bakar mısınız abi yani? Şimdi bak, olayı anlatayım ben şimdi size. Şimdi bunlar Tolga'nın çöpleri. Şöyle bir şey yapacakmışız, yamulmuyorsam. Bir anlatalım. Şimdi buraya benim masayı koyayım istiyorum. Evet. Arka plan böyle daha güzel olsun diye. Arka plan olsun diye. Güzel arka buraya plan. Buraya da senin masayı koyayım istiyorum. Tam evet. Şu kısma. Bu koltuğu da buraya alalım istiyorum. Bu koltuğu da buraya alalım. Ortamıza da televizyon. Ortaya da televizyon alalım. Ha böyle bir şey yapalım. Burayı bir ofise çevirelim. Bunlar mesela softboxlarımız. Bu zaten bizim ofis açma, ofise dönüştürme fikrimiz softbox'la oldu. Tabii, softbox. Madem elimizde softbox var dedi. Madem elimizde softbox var, o zaman niye bir ofis haline getirmiyoruz? Kedi de var, kedi de var. Kedi de var, doğru. Kedisi evet. Ofis mi olur? Ofis için her şey var. Şey evet. De var. Aa, çok önemli detaydır bu mesela. Sebil. Sebil detayı. Ofisin şey demirbaşı. De kahve makinesi. Kahve makinesi biraz şey boklu ama kahve makinesi. Öncelikle sizlerden çok özür diliyorum. Evim o kadar dağınık. Şimdi ofise geçme telaşı olduğu için böyle her yerde. Bunlar da yeni oyuncaklarımızın şeyi. Şimdi bir iş aldık ortağımla. Ben oluyorum. Bir tane inşaat firmasının reklamlarını çekeceğiz. İnternet reklamlarını. İlk büyük işimiz herhalde. Evet. 3+1 daire mi istiyorsunuz? 2+1 daha konforlu. Deniz manzaralı. Böyle şeyler işte. İlk büyük işimiz bu. İlk orta çaplı işimiz de Tuğçe'ydi zaten. Küçük çaplı başlamadık. Ya yani küçük çaplı biz zaten kendimiz başlamıştık yani. Birleşince bunu orta çapa aldık. Çok güzel ya şu bilgisayarların gerçekten şeysi. Evet, bunda özellikle animasyon, kurgu vesaire işleri iyi olacağını düşünüyorum. Peki bu bilgisayarda da yaptığınız işleri izleyeceğiz. Tamam, bu evet. Televizyonda. Hadi hemen aç bir tane izleyelim. Hemen mesela bir şey izleyelim. Son Tuğçe'yi aç. Evet, bu Tuğçe. Tuğçe'nin kanalına da şuradan abone olabilirsiniz. Hazırız. Oraya nasıl koyacağım oğlum onu? İzlemek isterseniz izlersiniz yani, ben şimdi durduk. Hayır, bir de kendi kanalımızdan telif yemeyelim. Şimdi ofis düzenlemecesi sahnesi 1. Aa, çok karanlığız ya. Tamam işte silüet. Silüet. Ha. Evet. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Mentörler düşme dışarı. Evet, geliyorum ben. Burayı hızlı oynatmayacağım. Sola. Başı nereye gelecek? Cenaze çeviriyormuş gibi. Şimdi sonuç olarak şöyle bir hal aldı. Bu fakir benim masam.
Bu işte koltuk. Koltuk burada. Kedi o hep burada durmayacak. Buraya televizyon gelecek. Şu tam araya. Doğruyum. Değil mi? Doğru. Televizyon gelecek. Bu Lori'nin yeri. Bu da Tolga'nın yeri. Buraya televizyon gelecek ama mesela oraya televizyon gelince orada hiç çekim yapamayacağız. Çekim içinde... Oraya hayır! 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 Hemen gösterdik o zaman. Şu odayı kullanacağız. Hoppa! Böyle burada bir oda var. Ama niye göstermediğimi anladınız. Çünkü odaya giriyorsun tepeden don düşüyor kafana. Şu an o durumda. Orası çamaşır odası olmaktan çıkacak. Orası çekim odası olacak. Orayı arkaya şey yapacağız, plan yapacağız. Dolayısıyla böyle bütün hayatımı da bu işe adamış böyle olunuyor herhalde. Bütün hayatını adamak demek bu oluyor herhalde. Zaten işi bıraktığın gün evet, bütün hayatını buna adamıştın yani. Yani bununla yatıp bununla kalkacağım deyimine gayet uyacağız. Çok mantıklı. Tolga'dan çıktım. Reklam filminin şeyi vardı. Böyle prova gibi bir şey vardı. Kısa süren böyle 3-4 saatlik falan bir neler yapılacak yarın. Cuma ve cumartesi. Şimdi Tolga'dan çıktım. Bu iğrenç trafikte karşıya geçmeye çalışıyorum. Yarın ve cumartesi reklam çekimin provasına gidiyorum. Dün de kostüm provası vardı zaten sabaha kadar. Çok yoğun bir hafta ama bu haftanın da hakkından gelecek. Çok kötü trafik. Yani ikinci köprüde çalışma var. Niye ikinci köprüde çalışma var onu da söyleyeyim. Çünkü üçüncü köprü açıldı. Üçüncü köprü açıldı ve eğer kimse kullanmazsa rezil oluruz. O yüzden hemen ikinci köprüye çalışma koyun. Böylece bütün insanlar üçüncü köprüden geçmek zorunda kalsınlar. Muhteşem bir fikir. O zaman söz sende Sarp. Ona gittim. Oradan çıktım. Eve geldim. Ne abi, arabanın tamponu bagajda durur mu ya? Çok yorgunum ve çok çişim var. Çöpü herhalde yeni çıkarmışlar. Asansör tövberalı leş gibi çöp kokuyor. Bir zamandan sonra çöp çok koktuktan sonra çöp muz kokusu geliyor. Ya da herkes muz yiyor, o da olabilir. Ve şimdi karşınızdayım. Lafı dediğim gibi daha fazla uzatmayacağım. Uyumam lazım. Ama bir şey yapmak istedim. Kötü bir şey, güzel bir bölüm değil. Ama bilmiyorum. Sonuçta amacım 3. sezonu başlatmaktı. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. Mesaj geldi. O zaman şimdi dağılabiliriz. Çok yakında görüşmek üzere tekrar. Şimdi cuma tabii yarın reklam var ama reklam çekimi olduğu için... Yarın büyük ihtimalle değil kesin video gelmeyecek yani sonraki gün. Yine onun düzenini konuşuruz yani ama pazartesi kesin görüşürüz. Şimdi dağılabiliriz. Onu en son söylemem lazım çünkü. Hep bak yine üstüne şimdi dağılabiliriz.